Merhaba arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki bugün Barış'la beraber saat 4'te Barbie şarkımız yayınlandı. Hala izlemeyenler varsa Barış Resmi'nin kanalına Barbie şarkımızı izleyebilirsiniz. Açıklama bölümünden ilk bağlantıdan ulaşabilirsiniz Evet. Kanala. Direkt şarkının linkine, kanala değil. Arkadaşlar bu arada çok heyecanlıyız gerçekten. Orada buradan da belli oluyordur yani. Daha şarkı paylaşılmadan çektiğimiz için aşırı heyecanlıyız. Umarım istediğimiz sonuca ulaşırız. Gerçekten çok istiyoruz. Ya umarım bir şeyler başarabiliriz ya. Birinci şarkı çok güzel gitti. Umarım bu da çok güzel. Bir de başardık, iki de niye başarmayalım be? Aslan be. Tabii ya. Dur, heyecanlandım. Öyle arkadaşlar, ve şimdi bu videomuzda Barbie şarkımızın klibini ve şarkıya tepki yapacağız. Yani evet. Eleştireceğiz. Kendi şarkımızı kendimiz eleştireceğiz. Ya cemaa, anvan el video enno rad faalna a klibna nahn. Bitarfu enno saa 4, اليوم saa 4 tala gniyti bi qanati bil qana bitshufuh اول رابط بالوصف هو الاغنيه اغنيه الباربي اللي هو يشم. فهلا رح نعمل رد فعل على اغنيتنا فكليب النا. شو صار بالكليب وشو ما صار؟ نعم صح؟ صح. Arkadaşlar video başlamadan önce kanalıma abone olup videomu likeleyip bol yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ve bu arada Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Yeşim Resmi. Ay pardon. Yeşim RSM 1 e. Barış'ınki de Barış Resmi. Seninki ne kadar basit resmi, benimki. 2 i ile. O zaman klibimizi izlemeye başlıyoruz arkadaşlar. Hadi. Hadi. Billah. Evet. Nasıl yakışıklı bu ya? Buradaki görüntüler güzel. Bunu istediğim zaman nasıl durduracağım? Şimdi buraya kadar her şey çok güzel. Evet. Bana göre her şey bana çok güzel. Bana göre de ben bu kısmı çok seviyorum. Hele ki sisli odaya dalış yeri çok hoşuma gidiyor. Burada şarkının anlamını sormayın diye size direkt burada şarkının anlamını söylüyorum. Navet Akalime, onunla konuşmak istedim. Burada gibi tatlı olduğunu söylemeye niyetlendim. Söyledim, beni anlamadı diyor. O da Türkçe konuştu, ben onu anlamadım diyor şarkıda, Arapçada. Devam edelim o zaman. Devam edelim. Kapıdan giriyoruz. Geri sarıyor, dur. Geri sardığında durdunuz. Sayın keşke. Durdurdum. Geri sardığında durdu. Neyse, geçti olsun. Biraz. Arkadaşlar burada her şey geri sardı. Ben onu anlamadım, o beni anlamadı. Kim anlamadı hiç belli olmuyor klipte. Boş verin. Her şey geri sardı. Burada da şarkının anlamında diyor ki bir zamanlar temiz kalpli, hep sırtından bıçak yemiş bir insan olarak bomboş sokakta tek başıma yürüyordum. O yüzden böyle bir yerde çektik. Anladın mı? Yine aynı görüntüler ve girdik. Ve. Ve. Ben. Barbie'yim ben. Çok geç. Dur sen vurma. Acıdı mı? Acıdı. İşte kiminle konuşmaya çalıştığımı arkadaşlar anladınız. Barış içeri giriyor ve bir anda beni görüyor ve şu lafı diyor. Oh my god, oh my god, elbette dedi. Barbie got my fish figure. Burada benim yerim giriyor. Tüm gözü aşkı andırır, sürpriz yumurta gibi aşkı içinde saklıdır. Bakışları tercüman dopa gerek var mıdır? Çikolata gibi bir çocuk aldı. Şimdi buraya kadar her şey çok güzel. Yeşim elini kaldırdı. Söylemek istiyorum arkadaşlar, burada bu görüntüler gerçekten çok güzel ama şöyle bir sıkıntı var. Ben perumu gerçekten hiç beğenmemiştim. Perum kötü, o konuda evet anlaşalım, ama onun haricinde elbisem harika. Bunun için Star Kostüme'ye de çok teşekkür ederim. Ve onlar da bütün görüntüler de harika. Sadece perum evet ben de hiç beğenmedim. Çok kötü. Peruğa da... Ama zamanımız olmadığı için peruk yetiştiremedik, ancak bu peruk oldu. Ha bu arada anlamını söyleyeyim. Barış diyor ya bana, işte diyor dilinden anlamıyorum diyor. O Türkçe konuşuyor, ben Arapça konuşuyorum falan evet diyor. Yardım et Google bana falan diyor. Şu şekilde arkadaşlar, ben de diyorum ki dilinden anlamadım ama diyorum gözü aşkandır diyorum. Google'a ne gerek var diyorum. Bakışların zaten tercüman diyor. Bu şekilde çok anlamlı buraları. Şimdi çok burada arkadaşlar klipte bizim amacımız Yeşim bir Barbie karakteri ve yani bildiğiniz oyuncak bebek. Bir kutunun içinde ve ben onu görüyorum. Her şey çok farklı ve ben onun tuşuna bastığım an robot gibi şarkı söylüyor. Ve ondan sonra burada bana sihir yapıyor. Ve benim dünyama gidiyoruz. Işınlanıyoruz, beni kendi dünyasına alıyor. Bu şunu düşünmeyin yani. Neden Yeşim
bu kutunun içindeyken normal insana dönüştü. Çünkü onun dünyasına götürdü beni. Çocuklar, bebekli oyuncaklar dünyası. Çocuklar, bak. Burada Perun yine kötü duruyor yani, çişmesi mi? Nasıl öpüyorum, nasıl mutlu oluyorsun ama? Ha, ben şaşkınım ya, nereye geldim? Anne arası burası. Şimdi buradan da ufak bir şey söyleyeceğim size. Ben oyuncaklar dünyası diyorum ama yine zaman olmadığı için, şarkı çok uzun sürdüğü için her şey ters gitti o gün. Ve evet, mekan benim istediğim mekan değildi. Yer benim istediğim yer değildi. Ama yine de güzel oldu. Ama benim yapacağım klip bu değildi. Başka bir şey planlıyorduk ama bu çıktı ve çok az zamanımız olduğu için bu şekilde yani. Evet. Ama yine de güzel, çok teşekkür ederim. Aaa! Nasıl durdurdum seni? Barış'ı nasıl durdurdum, baksana. Yapma. Çok iyi. Arkadaşlar bu arada ben telefondan izlediğin de belli. Ay. Bir şey olmaz. Arkadaşlar bu arada klibi laptopa atamadık. O yüzden telefondan izliyoruz ama laptop buradan izliyormuş gibi davranıyoruz. Devam ediyorum. Evet. Hiya hiya biskuta ya, hiya hiya bumbune ya, halva min arva zevar ya, hiya berbikat. Oh my god, oh my god, el bitti di, şöyle yap. Oh my god. Oh my god, oh my god, el bitti di, berbikat nefişi gemel hahat. Burada ne diyorsun? Burada da işte arkadaşlar, o çok güzel, o çok tatlı, aşkımı ilan ediyorum. Biliyor işte mu? Yani burası klasik, aşkımı ilan ediyorum, o bana aşkını ilan ediyor işte burada. Sonra ben açayım. Şu ömürlük yanakları topika, gözümü bürüdü aşka bir de manita, nabzımı yükseltti kalpte bir tikita. Burada işte kalbim tik tak atıyor böyle Barış'ı görünce, öyle dur, bir şey. Dur bir şey konuşacağım. Arkadaşlar dediğim gibi mekanı beğenmediğim için şu an klibi her izlediğimde aynı şeyi düşünüyorum gene. Ama bence klip güzel oldu. Bir kötü görüntüsü yok bana göre. Yani biz şu an klibi eleştiriyoruz Yeşim. Evet. Klip de olanları değil. O zaman klibi eleştiriyoruz. Ben o sihir itibarından sonrasını beğenmedim. Ben kendi çizdiğim senaryoyu, kendi çizdiğim senaryoya göre tabii ki de beğenmedim. O da şimdi kimsenin suçu değil. Zaman yoktu, vakit yoktu. Evet. Aslında bizim suçumuz, her şey ters gitmesinin şeyi çok hızlı bir işe şeytan karışır demişler. Evet. Devam edeyim. Bizim atalarımız bunu demiş. O yüzden yapacak hiçbir şey yok. Bu küvetteki görüntüleri ben güzel çıkmaz diye düşünüyordum ama en güzel çıkan görüntü bence küvetteki görüntülerden biri. Burada damarım balon atıyordu. Ya. Keman gibi. Arkadaşlar bu arada Barış bu şarkıyı yaparken biz Kadıköy'de oturuyorduk ve Barış Lübnan'a gitmişti şarkı sonlara yapmak geldiğinde için. Anlatacağım lan onu. Az şimdi ya. Arkadaşlar 10 gün boyunca orada çalıştı. Gerçekten uyumadı, uykusuz kaldı. Bayağı çalıştı. Rabik abiyle beraber. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Şarkı ben hiçbir şekilde ilk şarkımda da bu şarkımda da hazır bir şarkı almıyorum. Yani hazırlanmış bir şarkı, bitmiş bir şarkıyı hiçbir şekilde almıyorum. Sıfırdan. Kendi çok uğraştı, çok. Sıfırdan bana özel bir şarkı yapıyorum. Bunda bana yardımcı olan Rabi, Lübnan'da, Haydar Zahid'dir. Gidiyorum 10 gün boyunca. Hani bir şarkı söyleyen bir insan bir fenomen şunu yapar. Aa şarkı güzelmiş, aa beğendim. Gidip kaydını alıp nasıl çıkıyorsa çık, klibini çek, lansmanımı yap. Biz o TikToker'lar gibi değiliz arkadaşlar. Arkadaşlar şarkı şarkı yapmak, sanat yapmak bu değil. Şarkıyı yapsam patladı patlamadı bu benim için önemli değil. Ama ben şunu biliyorum ki bana özel yazılmış bir şarkı ve bundan vazgeçemem yani bu şarkı. Çünkü ben bunun için çok yoruldum. Lübnan'da 10 gün boyunca gittim. Yani şunu söyleyeyim sadece size, 83 kiloydum. 75 kiloya düştüm geldim. Bu kadar acı çektim. Bak yemin ederim, ciddiyim, çok ciddiyim. Yemin ediyorum ben 10 günde kaç kilo verdim? Bak hesaplayın, 83'ten 75'e düştüm. 8. Kilo olarak. Tamam 8 kilo bir 10 günde yani. Düşünsene. Bir de sporsuz falan filan. Devam edelim. En sevdiğim yeri burası. Ezberlemiş. Ezberlemiş.
Yakuvayn Ebgar. Bu da ne diyorsun? Nazramın nazratı. Şimdi bunu Türkçe'ye çevirirsem var ya çok saçma olur. Nazramın bakışlarımdan birisi yani ilk bakışta aşktan bahsediyor. İlk görüşte aşık oldum. Nazramın nazratı. Buranın Türkçesini anladım çok saçma gelecek Türkçesi çünkü. Bu arada Barış Türk arkadaşlar. Bunu alın bildiğiniz kadar yayın çünkü benim sinirim bozuyorsunuz. Hepinizi öldürürüm. Yok Barış şuralı. İngilizce yok. Bilsem aa. Yok Yeşim Suriyeli, ulan. Yok Barış Suriyeli. Arkadaşlar bu arada ırkçılık, ayrımcılık yapmıyoruz. Suriyeli de olabilirdik ama şu şekilde biz Türk'üz. Ve sürekli bize böyle saçma sapan yok Yunanlı yok şey yapmanız gerçekten bizi üzüyor ve size öldüresim geliyor bu derece. Açıkçası benim Arapça bilmem İngilizce'den daha önemli ve İngilizce'den daha çok işime yarıyor şu an. Evet. İyi ki de Arapça öğrenmişim. Artı İngilizce 3 ayınızı alır. Arapça 4 yılınızı alır. Ona göre gidin araştırın bakın. İngilizceyi de öğrenmek istesem 3 ayımı alır gerçekten. Ama şu an ihtiyaç duymadığım için yani bana gerekmediği için iş konusunda. Ya beni böyle dondurma ya. Yine nasıl dondurduğuma baksana. Bir şey anlatıyorum burada çok ciddi. Ya iş konusunda bana gerçekten şu an İngilizcenin faydası olmadığı için bir zor duruma düşeyim gene çok hızlı bir şekilde gene bir şey yaparım da. Neyse bir şey demek istemiyorum. Hadi o zaman devam edelim. Devam edelim. Burada nasıl aman tanrım aman tanrım o Barbie. Aman tanrım. Bu kız harbiden Barbie. O Barbie. Oraya da Türkçe koydum. Yardım et ya Rabbi diyor. Help me ya Rabbi. Burada benim yerim. Unuttum la şarkı. Daha da kendime olamam mani. Kendimi bu kadar tuttum kafi. O benim klibi izle. Bilmiyorum harbi. O harbi o harbi. Yardım et ya Rabbi. O harbi böyle. O harbi. Yardım et ya Rabbi. Yardım et ya Rabbi. Sonu çok tatlı bitiyor. Sonra çok tatlı bitiyor ve gerçekten yemin ederim kendimde en çok sevdiğim nakarat o harbi yeri. Gerçekten patlarsa da buranın patlamasını isterim. Zaten en patlayacak gibi olan yer burası bana göre. Oh my god'dan sonra. Arkadaşlar. Bence gerçekten sence de en güzel evet. Nakarat burada değil mi? Evet. O harbi yeri çok hoş. Senin söylediğin bölümde en ben, son şey. Barış'ın da mesela en son nakaratını çok seviyorum. Benimkinin de en son nakaratı aşırı güzel. Arkadaşlar şimdi bu şarkı daha bugün yayınlandı. Bu video bugün gelecek. Bu şarkıyı Like Blog'da, TikTok'ta neler oldu gördünüz. Ortadoğu rekorunu aldık ve Türkiye rekorunu aldık. 540 bin kişi sesi kullandı. Bu çok büyük bir başarı. İkinci şarkıda da daha şarkıyı bugün paylaşıyoruz ve TikTok'ta bizi izleyin ve görün. İlkinden daha hiç iyi şeyler yapacağız. Hiç konuşmadın ya. Bu arada takipçi takipçilerin ne yapacak? Bunu bir daha söyleyeyim. Ya cema, mahaket arabik diyor. Sonunda konuştun mu oldu? Sonra kadar izlediler mi videoyu? Mahaket arabik diyor. Fahkikum her şey. Hal ıgniye neşerto neşere yeşim اليوم يعني لما نزل الاغنيه بعد ساعه فحتشوفوا يعني شفتوا لايك بلوك بالتيك توك شو عمل ضجه و 540 الف شخص انت حوارك هون صندا سويجت 540 الف شخص صور على اغنيه لايك بلوك فهل فيديو انتظرونا بالتيك توك راح يكسر الارض فانا واثق فيني وواثق في هشام هالاغنيه كمان رح يكسر الأرض بالتيك توك فأوه ماي جاد أوه ماي جاد البتيدي باربي بجد ne demek istiyorsun? Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Umarım şarkımızı beğenmişsinizdir. Rica ediyorum 1 milyon yorum istiyoruz şarkının altına. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Umarım klibimizi de beğenmişsinizdir. Sizler için daha iyilerini yapmaya çalışacağız bundan sonra. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar madem sonuna kadar geldiniz, sonuna kadar geldiyseniz şimdi sizden bir şey isteyeceğim. Klibi biz kendimiz çektiğimiz için yine de bize çok kötü gelmiyor. Sizin de eleştirmenizi istiyorum. Evet. Yorumlarda her saniyesi saniyesiyle, orada zaten saniye şey, burası kötü olmuş, burası güzel olmuş, burası çok tatlı eleştirebilirsiniz. Yani her türlü eleştiriye küfürsüz, bak küfür edeni yemin ederim, şikayet ederim. Yani o kadar küfürlük bir klip değil. Allah Allah. Çok uğraştık biz buna. Yani eleştirebilirsiniz. Şurası şöyle olsa daha iyi olurdu falan diye. Çok kötü de diyebilirsiniz. Çok iyi de diyebilirsiniz. Videolar çekebilirsiniz YouTube'a. Her türlü Instagram'dan bize atabilirsiniz. Abla burası olmuş olmamış. Yoruma bir sürü yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Bye bye. Bye.